Türkiye basın mensupları, değerli çalışma arkadaşlarım, değerli ilçe başkanım, il başkanım, yardımcılarım. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. Bugün Trabzon'umuza ilişkin, Ortahisar'ımıza ilişkin daha önce verdiğimiz hani bir müjde olarak sunduğumuz çok önemli bir konuda sizle de bir bilgilendirme yapmak için bir basın toplantısı yapıyoruz. İnanın heyecanlıyım. Gerçekten Trabzon adına, ilçe adına heyecanlıyım. İlk ziyaret ettiğimizde o doğal güzelliği, o cennet köşesini gördüğümde gözlerime inanamadım. Seçildiğimiz günden bugüne arkadaşlarımızla birlikte Trabzon'umuza, Ortahisar'ımıza değer katabilmek için neler yapabiliriz diye bir gayret içindeyiz arkadaşlar. Hafta sonumuz yok, cumamız yok, perşembemiz yok, salımız yok, pazarımız yok. Arkadaşlarımla birlikte onlara da rahat veriliyor. Hatta bu hafta sonu başkan yardımcısı arkadaşlarımız der ki, değerli başkanım izin verirseniz ailemizle bir hafta sonu geçirelim. Hemen hemen her hafta sonu arkadaşlarla buluşuyoruz. Trabzon'umuzun değişik yerlerini gezmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Oralardan nasıl yeni potansiyeller, yeni alanlar üretebiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. Zaten sizlerin de bildiği gibi adaylık sürecimizde bir proje vaadi açıklamıştık. Bu projelerimizin bir tanesinde vadilerimizin, derelerimizin doğal güzelliklerini ortaya çıkarma, oralarda yürüyüş yolları yapma, yeni rekreasyon alanları, piknik alanları oluşturma vaadimiz var. Şimdi birazdan sizler de göreceksiniz. Eminim. Trabzon'da yaşayan, bütün ömrünü Trabzon'da geçirmiş olan insanların "Aa burası Trabzon'da mı, burası Ortahisar'da mı?" diyerek şaşkınlıkla gördüğü o yeri siz de aynı şaşkınlıkla izleyeceksiniz. Ben ilk gördüğümde bu şaşkınlığı yaşadım. Yaşça benden büyük arkadaşlarım var, onlar da yaşadılar. Bu cennet köşesini bulmamıza katkı veren Özgürlük muhtarımız buradadır kendisi. Ona da çok teşekkür ediyorum. Hemen yanında yine diğer muhtar arkadaşım var. Değerli muhtarlarıma da toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Gittiğimizde vadileri gezdiğimizde arkadaşlar Trabzon'un birçok vadisini gezdik ama istediğimizi Özgürlük'te Kozluca'da bulduk. Birazdan sizler de göreceksiniz. Bulduğumuz o güzelliği, hayata geçirmeyi yapmayı düşündüğümüz o projemizi sizlerle birazdan paylaşacağım. İnanın sizler de Trabzon'a çok özel, çok değer katacak bir yer olduğu kanaatinde birleşeceksiniz. İnanın sizlerle paylaşmak için ve Trabzon'la hemşerilerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Tabii buraya ilişkin sizlerle bu konuyu paylaşmadan önce yaklaşık bir aydır bu konuda çalışmalar yapıyoruz, hazırlıklar yapıyoruz. Birkaç defa gittik, yerinde incelemeler yaptık. Orada yapmamız gereken bir yol çalışması var. Çünkü araç yolu yok şu anda. Bir kısmına yürüyerek ulaşabiliyorsunuz ki fotoğraflarda siz de göreceksiniz. Yürürken elimizde oraklarla, bir arkadaşımızın elinde orakla, bir arkadaşımızın elinde elektrikli tırpanla, mazotlu tırpanla yol alarak şelalemize ulaşmış olduk. Güzergah çok güzel, vadinin içi inanılmaz güzel, birbirinden küçük, birbirinden güzel, böyle tertemiz, dupduru suyun aktığı bir vadiden bahsediyorum. Ve şelalemiz arkadaşlar, birazdan siz de göreceğiniz gibi şu aylarda bile debisi çok iyi ve düşük yüksekliği, özellikle düşük yüksekliği müthiş. Yani iddialı bir şey söyleyeceğim, bölgemizde öyle bir şelale yok. Bakın Karadeniz bölgesinde öyle bir şelale yok. Ayrıca belki de Türkiye'deki sayılı şelalelerden bir tanesi. Birazdan onu sizlere tanıştıracağım, Trabzon'u tanıştırmış olacağım. Tabii bugüne gelinceye kadar birçok görüşme de yaptık. Sayın Valime konuyu arz ettim. O da hayretler içinde, burası Trabzon'da mı dedi, burası Ortahisar'da mı dedi. Sonra Ticaret Odası Başkanımızla, Trabzon'daki turizm bileşeni bazı arkadaşlarımızla görüntüleri paylaştığımda onlar da inanamadı. Çok mutlu oldular, Trabzon'a çok değer katacağına, buranın mükemmel bir turizm destinasyonu olacağına onlar da inandıklarını ifade ettiler. Bu mutluluğu sizlere paylaşmak istiyorum. Biz arkadaşlar derdimiz hizmet üretmek, az laf çok iş. Temel sloganımız bu. Zaman zaman polemiklerin içine çekilmeye çalışıyoruz. Hak edene hak ettiği ölçüde cevaplar veriyoruz ama inanın bunlardan uzak durmayı çok istiyoruz. İstiyoruz ki bize kimse ayak bağı olmasın. Biz çalışalım, üretelim, örnek olalım. Bazıları da o örneklerden yola çıksın, kendilerine bir şeyler yazsın. Bizim temel gayretimiz bunun içindir. Kimseyle bir yarış içinde değiliz ama rekabet içindeyiz.
bu rekabetin de şehrimize çok olumlu, çok güzel geri dönüşleri olduğunu vatandaşların söylemlerinden anlıyoruz. Biz bir şeyler yapıyoruz, bir şeylerin de yapılmasına öncü oluyoruz. Bunun da mutluluğu yaşadığımızı ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi isterseniz çok uzatmadan sizleri de merak içinde bıraktık, Trabzon'u merak içinde bıraktık. O gezintilerimizi, yaptığımız o şelalemize ve dere boyuna yaptığımız gezintileri ve sonrasında da oraya ilişkin projemizi sizlere paylaşalım. Şunu da ifade edeyim, burayı daha öncesinde Sayın Muhtarım bazı yetkililere iletmiş, görüşmüş ama ne hikmetse ilgilenilmemiş. Ben gördüğüm anda bütün işlerden daha öncelikli bir iş olduğuna inandığım için bir an önce buraya start verelim ve en kısa sürede burayı Trabzon turizmine kazandıralım istedim. Yaptığımız hesaplamalara ve öngörümüze göre yıllık burayı 250 bin insanın, en az 250 bin insanın ziyaret etme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Evet, sizlerin de gördüğü gibi 41 proje vadimiz. Orada bakın, vadilerimiz diye bir başlığımız var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne demişiz orada? Okuyabiliyor musunuz? Dere içi yürüyüş yolları diyoruz. Doğal zenginliklerimizin açığa çıkarılması diyoruz. Tam da bu vadimize uygun bir işle sizleri şimdi buluşturacağız. Evet, buyurun arkadaşlar, slide'ımızı oynatalım. Burası arkadaşlar, burası başlangıç noktamız olacak. Bakın, o dere içinde yaptığımız gezintiler, çalışmalar, onlara ilişkin görüntüler bunlar. Az önce bahsettiğim gibi işte benzinli motorla beraber arkadaşımız önümüzde yol açıyor. Çalışma yaptık. O çalışmamızı da sizlerle paylaşacağız. Onu da bir izletelim arkadaşlar. Buraya ne düşünüyoruz, ne planladık, onu da sizlerle paylaşalım. Evet, onu da başlatalım arkadaşlar. Şelalemizin adı Çağlayan Şelalesi arkadaşlar. Çağlayan ismi de muhtemelen oradan geliyordur diye düşünüyorum. Demin izlediğiniz ilk giriş burası. İlk şelalenin o küçük düşünme olduğu yer burası arkadaşlar. Oradan itibaren yürüyüş yolları, rekreasyon alanlarıyla beraber Trabzon'umuza bir cennet köşesi daha kazandırmış olacağız. Doğayı hiç bozmadan, kuş seslerinin içinde, tertemiz akan bir derenin kenarında insanlarımızın huzur içinde gezebileceği, eğlenebileceği, fotoğraf çektirebileceği özel bir alan oluşturuyoruz. Tabii bir değirmen de koyuyoruz arkadaşlar. Ön tarafta bir gölet oluşturuyoruz. Şelalemizden akan sular gölete akıyor. Ve orada sosyal tesisler, doğayı hiç bozmadan tabii, ahşaptan yürüyüş yolları ve seyir terasları yapıyoruz. Kısaca özetlemeye çalıştığımız projemiz bu proje. Biliyorsunuz Trabzon özellikle son dönemde turizmiyle öne çıktı. Geçen yıllarla kıyasladığımız zaman bugün Trabzon turizminde bir takım sıkıntıların yaşandığını ya da baş göstermeye başladığını hepimiz biliyoruz. Özellikle turizmcilerden aldığımız veriler bunu doğruluyor. Burada hepimizin çok hassasiyet göstermesi ve dikkatle bu meselenin üzerinde durması gerektiğini anlatıyoruz. Çünkü
turizm sadece turizmde ibaret değil, bugün Trabzon ekonomisine en önemli katkıyı veren enstrümanlardan bir tanesi. Rakamlara baktığımız zaman gerçekten Trabzon ekonomisini özellikle turizmle ayakta tuttuğumuz gerçeğini görüyoruz. Bütün işletmeler, yani berberinden taksicisine kadar, lokantasından çay ocağına kadar, restoranla oteline kadar, tesislerine kadar her alanda özellikle turistlerin gelişinin şehre çok büyük katkıları olduğunu hepimiz görüyoruz. Çok sayıda insanın da bu sayede evine ekmek götürdüğünü biliyoruz. Dolayısıyla Trabzon'umuzun marka değerini yükseltmek, cazibe alanlarını arttırmak, yeni destinasyonlar, turizm destinasyonları oluşturarak Trabzon'umuza daha çok turist gelmesini sağlamak hepimizin görevi. Tabii var olanları da koruyabilmek önemli. Burada bir takım tespitler, eleştiriler yapılıyor ama endişemiz şudur ki eğer dikkat etmezsek, eğer gelen misafirlerin kıymetini bilmezsek, bazı hoyrat uygulamalardan vazgeçmezsek arkadaşlar, yakın bir gelecekte bu önemli kaynağı kaybedeceğiz. Ya da kaybetmeye doğru koşacağız. Bunun kaygısını, endişesini taşıdığımızda ifade ediyorum. O anlamda Trabzon'umuzu ve Trabzon turizmini yeniden ayağa kaldırmak adına, çünkü birçok sektörün lokomotifi niteliğinde turizm, birçok insanın ekmeği niteliğinde. O yüzden bu konuda çok daha ciddi adımlar atmamız ve doğru işleri yapmamız lazım. İşte bu da onlardan bir tanesi. Trabzon'a öngörümüz şu, yılda en az 250-300 bin insanın burayı, sırf burayı görmek için geleceğini düşünüyoruz. Türkiye'deki diğer şelalelere baktım ben mesela. Diğer şelalelere baktım. Önümde kaynağım var, Doğu Karadeniz'deki şelaleler. Böyle baktığın zaman düşük yüksekliği ve debi anlamında bizim şelalemizden, Özgürlük'teki şelalemizden hiçbir tanesi fazla değil. Hatta Türkiye'deki şelalelere baktım, ziyaretçi sayılarına baktım. 500 bin, 800 bin ziyaretçi alabilen şelaleler var arkadaşlar. Sırf bu şelaleyi görebilmek için insanlar oralara gidiyor. Yılda 500 bin, 800 bin rakamlarından bahsediyorum. Bunun şehrin ekonomisine katacağı katma değeri düşündüğüm zaman heyecan duymamak mümkün değil. Biz bu konuda girişimimizi yaptık. Orman izinleri konusunda resmi başvurumuzu yaptık. Eğer bir engelle karşılaşmazsak, ki bundan kaygılıyız arkadaşlar, onu da altını çizerek söylüyorum. Eğer bir engellemeyle karşılaşmazsak, biz bu güzel cennet köşesini bir yıl sonra Trabzon'umuza kazandırma iddiasındayız. Ama dediğim gibi, engellerle karşılaşmazsak. Eğer bir takım çalışmalarımızda engellerle karşılaştık, önümüze sebepsiz, gereksiz engeller çıkarılıyor, yazdığımız yazılara cevap verilmiyor, patinaj yaptırılıyoruz ama şikayetçi değiliz, aşmak için mücadele ediyoruz. İşte bunlardan bir tanesi de Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi. Orada bir rezerv alan var. Buna ilişkin yerin Ortahisar Belediyesi'ne tahsisine ilişkin yazı yazılmış ama iki aydır maalesef bizim yazdığımız yazılara cevap vermiyor. Bir an önce o yazımıza cevap alıp Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projemize de başlamak istiyoruz. Fakat iki aydır yazdığımız yazıya cevap verilmiyor arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Sadece bir durum tespitidir. Bazıları hep şikayet ediyorsunuz diyor ama edilmeyecek gibi değil arkadaşlar. Biz iş yapmak istiyoruz. Biz yol almak istiyoruz. Biz engelle karşılaşmak istemiyoruz. Çünkü yapacağımız ve yapmak istediğimiz her iş bu kentin, bu kentin insanının menfaatinedir. Faydasınadır, iyiliğinedir. Bu şehre değer katmaya çalışıyoruz. Ama engellemek istemiyoruz. Sırf muhalefet partisinin belediyesiyiz diye önümüze engel konursa, ki bu değerli projede de böyle bir kaygımız var. Gönül istiyor ki bu kaygıyı taşımayalım. Bilelim ki arkamızda iktidarın gücü var. Milletvekilinden belediye başkanına kadar, il başkanından ilçe başkanına kadar iktidarıyla muhalefetiyle kol kola girelim. Trabzon'umuza bu değerli hizmeti hep birlikte kazandıralım. Biz bu istekliyiz. Bu niyetle çalışıyoruz. Ama bugüne kadar bu niyetinizin karşılığını göremediğinizde üzülerek söylüyorum, umut ediyorum. Burada bir engellemeyle karşılaşmayız. Yazdığımız dilekçelerimize cevap verilir. Orada 500-600 metre yapmamız gereken bir araç yolu var. Ona başlarız. Sonrasında da planlamamız doğrultusunda o rekreasyon alanına, yürüyüş yolu, trekking yoluna başlarız. Ve gelecek seneye Trabzon'umuza çok özel, çok güzel, cennet köşesi bir gezinti alanı
ve insanların akın akın gideceği, nefes alacağı, ailesiyle vakit geçirebileceği bir yer kazandırmış oluruz. Bu konuda bütün Trabzon'un, bütün vatandaşlarımızın siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, bütün siyasilerin, milletvekillerimizin ve belediye başkanlarımızın desteklerini beklediğimi ifade ediyor. Sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.